Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ebubekir döneminde Kur'an-ı Kerim'in mushaf haline getirilmesi, yani kitap haline getirilmesi. Hazreti Ebubekir'in radıyallahu anh yaptığı en önemli hizmetlerden birisi Kur'an ayetlerinin ve surelerinin bir kitap halinde toplanmasıdır. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e 23 seneye yakın bir süre içinde ayet ayet inmiştir. Süre süre inmiştir. Parça parça inmiş. Bu şekilde inen Kur'an ayetlerinin mushaf halinde, bir kitap halinde toplanması mümkün olmamıştır. Yalancı peygamberlerle yapılan savaşlarda, özellikle Yemame'de, Müseylemetül Kezzab, yalancı peygamber, 70 kadar hafızı şehit etmiş. Bu Yemame Savaşı'nda 70 kadar hafız şehit olmuş sahabe. Bu yüzden Kur'an'ı ezbere bilen sahabelerin gün geçtikçe azalması karşısında Hazreti Ömer radıyallahu telaşlanmış ve gerçekten Hazreti Ömer müthiş bir ferasetle, basiretle olaya el koymuş ve Hazreti Ebubekir'e bir teklifle gelmiş. Demiş ki: "Ya Ebubekir, Kur'an'ın toplanması lazım, kitap haline getirilmesi lazım. Çünkü hafızlar ölüyor. İşte savaşlarda ölüyor, ecelle ölüyor, vefat ediyor. Diğer kutsal kitapların başına gelen şey Kur'an'ın da başına gelir. O yüzden hafızlar ölmeden Kur'an-ı Kerim'in toplanması lazım." Hazreti Ebubekir önce buna karşı çıktı. Dedi ki: "Peygamber yapmamıştı. Ben de yapmam." Hazreti Ömer onu ikna etti. Dedi ki: "Peygamber'e ayet devam ediyor. Adam nasıl toplasın kitabı? Ayetler daha bitmemişti ki. Şimdi bu görev size düşüyor. Bunu yapmanız lazım." dedi. Ve onu ikna etti. Kurulan komisyonun başına Zeyd bin Sabit getirildi. Bir komisyon kuruldu, hafızlardan oluşan. Ve bunun başına da Zeyd bin Sabit radıyallahu anh getirildi. Hazreti Muhammed'in huzurunda aleyhisselam yazılan Kur'an sayfelerini topladılar. Herkese ilan edildi. Kimin elinde hangi ayet varsa getirsin diye. Hazreti Ebubekir'e teslim edildi. Bu heyete teslim edildi. Ve bu heyet, hafızlar, yazılı olan herkesin getirdiği ayetlere baktılar, karşılaştırdılar. Bir eksiklik, bir kusur olmadığı görüldü. Hazreti Ebubekir bu hizmetiyle Kur'an-ı Kerim'in yazılı olarak bir harf bile değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmasını böylece sağlamış oldu. Çünkü bu gizli kapaklı bir şey değildi. Camide yapıldı, Mescid-i Nebevi'de. Herkesin huzurunda ilan edildi, asıldı, askıda kaldı. Kim ne biliyorsa baksın, kusur varsa görsün. Günlerce kaldı. Elinde ayet olanlar getirdi. Hafızlar baktılar, karşılaştırdılar. Kur'an-ı Kerim üzerinde en ufak bir şüphe kalmayacak şekilde bu komisyon çalıştı. O gün ilan etti. Şimdi bazen çıkıyor öyle, Kur'an-ı Kerim değiştirilmiş, bilmem ne olmuş. Böyle abuk sabuk laflar ediyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar imanın şartlarını yok etmek isteyen tipler. Peygamber'e laf ediyorlar, peygamberlere iman kalksın. Kur'an'a laf ediyorlar, kitaplara iman kalksın. Allah'a laf ediyorlar, Allah'a iman kalksın. Olur. Her şey kalksın. Din kalksın yani. Bunların derdi bu. O yüzden Kur'an-ı Kerim'in bir harfinin bile değiştiğini söylemek adamı kafir yapar. Çünkü Allah buyurmuş ki: "Bunu biz indirdik, biz koruyacağız." E nasıl koruyacak? İşte böyle korumuş. Bakın, o günden beri hafızlık müessesesi hiç aksamadan devam ediyor. Dünyanın bütün ülkelerinde Kur'an-ı Kerim ezberleyen insanlar, yani hafızlar var. Hem de Kur'an'ın mucizesidir ki 8, 9, 10 yaşında çocuklar bile ezberliyorlar. Dolayısıyla bu hafızlık müessesini bir ara kaldırmak istediler bazıları. Hafız olamasınlar diye engeller koydular ama Allah'ın izniyle hepsi kalktı, bütün engeller kalktı. Bugün de dünyada ezberlenen, hafızlık müessesesi olan, ezberlenen tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Papalar, papazlar İncil'i ezbere bilmez. Hangi İncil'i ezberleyecek? Orijinal İncil yok ki, neyi ezberleyecek? Ama Kur'an-ı Kerim öyle değil. Dünyanın bütün ülkelerinde Kur'an-ı Kerim aynıdır. Bir harfi bile değişmez. Bir ara Fransızlar Beyrut'ta öyle bir baskı yapmışlar. Fransız işgalindeydi biliyorsunuz. Ayetlerin yerlerini değiştirmişler. Kimisini eksiltmişler, kimisini ekleme yapmışlar. Öyle bir Kur'an-ı Kerim basmışlar. Ben de görmüştüm. Sonra bir hafız hocamıza göstermiştim. O da tek tek hepsini böyle: "Bu hafızlar o yüzden çok mühim. Kur'an-ı Kerim'i kaldırsanız bir daha yazarlar. Ekleme yapsanız bilirler, çıkarma yapsanız bilirler. O yüzden hafızlık gerçekten Allah'ın mükafatlarını bol vereceği bir bereket kaynağı. Hafız."
bir hadis-i şerifte var. Her hafız 10 kişiye şefaat edecek Allah'ın izniyle diye. Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Ömer'in teklifiyle kitap haline getirmesi, Hazreti Ebubekir'in yine dini ve bu dinin kitabını günümüze getirmek hesabıyla büyük bir hizmet etmiştir. O yüzden peygamberlerden sonra en makbul insan Hazreti Ebubekir. Allah'ın en kıymetli insanları peygamberlerdir. Sonra sıddıklardır. Sonra şehitlerdir. Hazreti Ebubekir'e ne diyoruz? Ebubekir Sıddık. Sonra şehitler. Hazreti Ömer şehittir. Hazreti Osman şehittir. Hazreti Ali şehittir. Hazreti Ebubekir etmezler ya. Hazreti Ebubekir Sıddık'tır. Bu yaptığı hizmetler de onun sıddıkiyetinin işaretidir. Ona yakışmıştır. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Amin.